Zayıf Akım'a hoş geldiniz. Bugün Adem Bey ile Cerberus Pro'nun en güncel versiyonu olan 8. versiyonunu konuşacağız. Hoş geldiniz Adem Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Adem Bey, Cerberus Pro'nun 8. versiyonuyla birlikte gelen yenilikler nelerdir? Öncelikle güçlendirilmiş loop yapısından bahsedebiliriz. Bunun yanında panelin buluta bağlanabilirliği özelliği yine panele eklendi. Ayrıca hepinizin bildiği üzere işte nesnelerin interneti daha yaygın hale geliyor gün geçtikçe. Bunun bir yansıması olarak saha cihazlarında da IoT özellikleri yine bu yeni versiyonda görüyoruz. Bu sayede kullanıcı saha hakkında daha fazla bilgiyi 7/24 esnek bir şekilde alabiliyor ve görebilir hale geliyor. Bunun yanında bu buluta bağlanabilirlik veya IoT özellikleri çeşitli araçlarla desteklenerek kullanıcının daha planlı, daha verimli operasyonlar yürütmesini sağlıyor. Paralelde cihazlar dışında da çeşitli planlama araçları tasarlandı ki kullanıcı doğru ürünleri, doğru adette, doğru operasyonda kullanabilsin diye. Teknik detaylara geçmeden önce genel olarak sormak istediğim bir soru var. Cerberus Pro'yu hangi projelerde kullanabiliriz? Temelde proje ismi veya yapı tipi olarak kısıtlamamak lazım ama başlıca bina tiplerini sayarsak işte kamu binaları bunlar arasında, oteller, otel binaları, yine metro, ulaşım, altyapı projeleri gibi projelerde kullanılabilir. Dikey anlamda yüksek ofis binaları yine bu kapsama alınabilir. Bunun dışında coğrafi olarak daha yayılmış bir alanda bulunan işte üniversite kampüsleri gibi binalarda aslında hemen hemen tüm bina tiplerinde, tüm yapı tiplerinde Cerberus Pro panelleri kullanabiliyoruz. Entegrasyon özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Panel temelde Bucknet TCP üzerinden diğer sistemlere entegre edilebilir durumda. Bu protokol üzerinden birçok sistemle bilgi alışverişini kolaylıkla sağlayabilir. Şimdi büyük projelerde aynı tesiste entegrasyon var. TCP IP üzerinden ve Bucknet üzerinden haberleşebiliyor. Peki farklı lokasyonlarda kurulu olan sistemler, yani aynı işletmeye ait farklı farklı lokasyonlarda bulunan sistemler tek bir çatı altından ya da tek bir noktadan yönetilebiliyor mu? Buna kısaca evet yanıtını verebilirim. Detaya girmek gerekirse de DMS yazılımımız üzerinden coğrafi olarak bağımsız, zamandan ve mekandan bağımsız 7/24 kullanıcı diğer bütün lokasyonlardaki sistemleriyle kolaylıkla haberleşebilir, bunları izleyebilir ve bunları kontrol edebilir durumdadır ve bunlar arasındaki kolaylıkla interaksiyon sağlayabilir. Cerberus Pro'nun 8. versiyonunda bulut uygulamaları geldi dediniz. Bu bulut uygulamalarından biraz bahsedebilir misiniz? Demin de bahsetmiştik aslında. Kullanıcının coğrafi olarak veya herhangi bir zamandan veya mekandan bağımsız sistemin kullanıcıya görünebilir olması aslında buradaki temel amaç. Bulut sistemleri sayesinde lokasyondan bağımsız kullanıcıya tek bir noktadan bütün sistemleri görünebilir hale geliyor. Bu da en büyük avantajlarından biri. Farklı bir lokasyondaki herhangi bir panelin ya da saha cihazlarıyla alakalı herhangi bir sorunun hızlıca görünmesi, bununla ilgili müdahalenin uzaktan yapılabilmesi, eğer yerine gidilmesi gerekiyorsa da tabii oradaki problemle alakalı ön bilgiyi hazır bir şekilde gideceğiniz için bununla ilgili hazırlıklarınızı yaparak gidiyorsunuz. Örneğin iki tane dedektör arızalı, bunu uzaktan görüyorsunuz. Buraya bir seyahat planlayacaksanız yanınıza o arızalı iki dedektörü alarak gidiyorsunuz. Yani oraya gidip hatayı yerinde görüp tekrar geri gelip bununla ilgili hazırlıkları yapıp tekrar gitmenize gerek kalmadan özellikle dramatik bir şekilde bu seyahat masraflarını ya da bakım masraflarını azaltabilir hale geliyor kullanıcı. Yine güncellemelerden birisi de IoT özellikle sağ cihazları demiştiniz. Bu IoT özellikle sağ cihazlarından biraz bahsedebilir misiniz? Demin de bahsetmiştik aslında buradaki bulutun temel amacı kullanıcı için görünebilir hale gelmesi sağlanır. Bu IoT özellikle sağ cihazları özellikle görünüm seviyesini panelden daha aşağı sağ seviyesine indiriyor. Yani sağda bulunan cihazları daha görünür hale getiriyorsun. İşte dedektörün durumu, herhangi bir arıza, kirlilik vesaire detayları, belki gün içinde alarm seviyesi belli noktalarda panele vermese bile yükselip alçalabiliyor. Bununla ilgili raporlamalar, bununla ilgili analizler. Bunları kolay bir şekilde kullanıcının anlayabileceği şekle getirerek dediğim gibi operasyonel anlamda, bakım anlamında, planlama anlamında daha verimli süreçleri kullanıcının yapabilmesini sağlıyor. Cerberus Pro'nun 8. versiyonunda bulut uygulamaları, IoT cihazları, uzaktan bağlanabilme, raporlama bunlardan çok güzel bir şekilde bahsettiniz. Ben burayı biraz daha açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere yangın sistemleri satın alındıktan sonra esas macera başlıyor. Bunun devreye alma süresi, ondan sonra bakımı ve raporlama konusu. Bu aslında çok çetin bir mücadeleye dönüşebiliyor. Bütün bu güncellemelerle devreye alma, bakım ve raporlama konusunda kullanıcıya herhangi bir kolaylık sağlıyor mu? Devreye alma kısmından başlarsak paneller, Cerberus Pro'nun tüm panelleri otokonfigürasyon dediğimiz tek komutla hızlı bir şekilde mevcut sahada bulunan tüm cihazların bilgilerin haritalanması ve bunların senaryolandırılması noktasında kullanıcıya özellikle büyük bir kolaylık sağlıyor. Devreye alma kısmından sonra yine operasyonel anlamda, bakım anlamında, raporlama anlamında da
panel ve yazılım birçok hazır raporu içinde barındırıyor. Kullanıcının anlayabileceği veya kolaylıkla uygulayabileceği raporu içinde barındırıyor. Kullanıcı bu raporları kullanarak kendi bakım faaliyetlerini keza yine planlayabilir. Bununla ilgili cihazlarda oluşabilecek veya panelde veya sistemde oluşabilecek herhangi bir hatayı kolaylıkla öngörebilir. Bununla ilgili gerekli çalışmalarını, gerekli düzeltici faaliyetlerini hızlı bir şekilde yerine getirebilir. Bakım konusunu söylerken karşılaşılabilecek hatalar diyoruz sürekli. Yangın panellerinde, yangın sistemlerinde en çok karşılaşılan sorun aslında dedektör kirliliği. Bildiğiniz üzere dedektörler kirlendikten sonra sıkça hatalı alarm vermeye başlıyor. Bu hatalı alarmlar sonucunda artık iş yalancı çoban hikayesine dönüyor. Susturun şunu diyoruz, kapatıyorlar. Sistem tamamen devre dışı kalmış oluyor. 8. versiyonda bununla ilgili bir çözüm var mı? Kirlilik seviyesini sadece aslında versiyon 8'e kısıtlamamak lazım. Cerberus'un en başından beri içinde bulunan bir özellik veya önem verdiği bir özellik olarak sayılabilir kirlilik raporlaması. Aslında cihaz kirlendiğinde değil, kirlenmeye başladığında raporlama burada temel amaç. Ki kullanıcı bu kritik noktaya gelmeden düzeltici faaliyetini, aksiyonunu hızlı bir şekilde alabilsin. Kullanıcı çektiği veya mevcutta panelde bulunan raporlarla da bunu sürekli olarak takip edebilir durumda. Yani herhangi bir hata olmasa da mevcutta sağdaki cihazların kirlilik seviyesini görebilir. Gerekiyorsa bununla ilgili planlamasını hızlı bir şekilde yapabilir. Ayrıca ileri sinyal analizi özellikle ASA dedektörlerimiz sayesinde yanlış alarm riskini en aza indiriyoruz. Bu dedektörlerin içinde bulunan ya da işlemcisinde bulunan 5000'den fazla yangın senaryosunu sensörlerinden topladığı bilgileri matematiksel ifadeler çevirerek bu kütüphanesindeki yangın senaryolarla karşılaştırıyor hızlı bir şekilde ve bunun gerçek bir yangın kaynağı olup olmadığını değerlendiriyor. Örnek vermek gerekirse kaynak dumanının olduğu bir endüstriyel ortam sayabiliriz. Yine su buharının bulunduğu bir duştan çıktığınızda otel odası bunu sayabiliriz. Ya da çok fazla sigara içilen bir ortam sayabiliriz. Bunlar günlük hayatta normalde bir yangın kaynağı değil. Ama standart dedektörleri etkileyerek bunlar bir yanlış alarma sebep olabiliyor. Demin bahsettiğim gibi bu ileri sinyal analizi sayesinde bunların yanlış alarm kaynağı olarak veya bunlara tolerans göstererek panelin yanlış alarm vermesini engelleyebiliyor. Yani dedektör kütüphanesinde bulunan kendisine üretilmiş bu 5000 yangın senaryosunu mevcut durumla karşılaştırıyor. Eğer bunlardan herhangi birine uymuyorsa da bunun analizini ve değerlendirmesini kendi yaparak bunun bir yangın olup olmadığının kararını kendisi veriyor. Adem Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.